Değerli basın mensupları hoş geldiniz. Bilindiği gibi 3 gün önce Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından pandemi sürecinde alınması gereken tedbirlerle ilgili yeni bir paket açıklandı. Öncelikle belirtmemiz gerekirse siyasi iktidar pandemi sürecini iyi yönetememiştir. Önce sağlıkla ilgili istatistikler gizlenmiş, hasta, yoğun bakım doluluk oranları ve vefat sayıları olanın çok altında açıklanmıştır. Daha sonra mızrak çuvala sığmamış, gerçekleri herkes tüm çıplaklığı ile görmeye başlayınca gerçeklere yakın rakamlar açıklanmaya başlanmıştır. Şimdi de aşı temini ve aşıya ulaşımla ilgili çok çeşitli spekülasyonlar yapılmaktadır. Aralık ayının 11'inde başlayacağı Sağlık Bakanı tarafından bizzat ilan edilen aşılama tarihi, bürokratik işlemlerin uzaması bahanesiyle bilinmeyen ileri bir tarihe ertelenmiştir. Bütün bunlar 18 yıldır ülkeyi tek başına yöneten iktidarın hiçbir konuda olmadığı gibi pandemi konusunda da kurumsal hiçbir hazırlığının olmadığını ortaya koymuştur. Değerli basın mensupları, sağlıkla ilgili bu keşmekeş yaşanırken pandemi nedeniyle devlet tarafından pandemi önlemleri nedeniyle kapatılan iş yerlerinin durumu daha da iç karartıcıdır. Bu kapanmanın olduğu ilk dönemde sosyal yardım kapsamındaki vatandaşlarımıza bir defaya mahsus Türk lirası destek verilmiş. Bazı esnaf ve sektörlere kamu ve özel bankalardan kredi adı altında borç para verilmiştir. Zaten durumu güç olan esnaf daha çok borçlandırılmış ve borçların ödeme süresi geldiğinde daha da zor duruma düşmüştür. Pandemi bahanesi konut kredi faizleri indirilerek pandemiden etkilenen kesimlere hiçbir faydası olmayan inşaat sektörü desteklenmiştir. Yine 3 gün önce Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabine toplantısı sonrası yeni tedbirler açıklanmıştır. Halkımız salgınla ilgili destek açıklaması beklerken bir saatlik açıklamanın içinde zor durumda olan sektörlerin durumu ile ilgili 5 dakikalık bir açıklama yer almıştır. Cumhurbaşkanı Haziran'a kadar stopaj, vergi indirimi ve hibelerle ilgili destek açıklamasında bulunmuştur. 806.871 vatandaş ve 432.532 taksici, dolmuşçu, servisçi, pazarcı, kreş ve düğün salonu esnafı olmak üzere 1.239.438 kişiye 3 ay süreli 1.000'er liradan toplam 3 milyar 718 milyon lira bağış yapılacağı, hibe yapılacağı açıklanmıştır. İş yeri kira olan esnafa büyük şehirlerde aylık 750 TL, diğer şehirlerde 500 TL olmak üzere 3 ay süreyle toplam yaklaşık olarak 5 milyar TL destek verileceği açıklanmıştır. Bütün Türkiye'yi ekran başına kilitleyen ekonomik pandemi paketinden çıka çıka 3 milyar 715 milyon lira artı 5 milyar eşittir 8 milyar 715 milyon liralık destek çıkmıştır. Oysa son bir yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kara günler için rezervde tuttuğu 46 milyarlık ihtiyat akçesi bütçeye dahil edilerek harcanmıştır. İşçilerin alın terinden kesilerek işsiz kaldığı dönemler için kullanılması gereken işsizlik fonundan 42 milyar lira fondan harcanmıştır. 153.4 milyar lira yeni para basılmıştır. Özetleyecek olursak sadece 3 kalemden 235 milyar lira kaynak yaratılmış, bu paradan pandemi nedeniyle iş yerleri kapatılan dar gelirli esnafımıza ve ihtiyaç sahiplerine sadece 8 milyar 715 milyon lira reva görülmüştür. Bu süre içinde garanti sözleşmeleriyle çete olarak, beşli çete olarak tabir edilen yandaş müteahhitlere aktarılan garanti ödemeleri 2020 yılı için 22 milyar, 2021 yılı için 31 milyar olarak açıklanmıştır. 2 yılda 5 yandaş müteahhide 53 milyar ayıran iktidar, milyonlarca esnaf, işsiz, dar gelirli vatandaşımıza sadece 8 milyarlık bir kaynağı reva görmektedir. Ve salgının 3 ay sonra sona ereceği öngörüsüne dayanarak bu ödemeler yapılmaktadır. Bu yanlıştır.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak pandeminin ilk başladığı dönemden itibaren çözüm önerilerimizi defalarca yineledik. Her konuda olduğu gibi dar gelirli vatandaşımızın yararına olacak bu öneriler iktidar tarafından dikkate alınmadı. Açıklanan bu paket yoksulluğu daha da artıracaktır. Çare Cumhuriyet Halk Partisi'nin açıkladığı 17 maddelik daha önce de belirttiğimiz çözüm paketidir. Saygılarımızla.